Gelecek Uzayda video serisinin bu bölümünde yörüngelerden bahsedeceğim. Her birinin kullanım amacı farklı olan ve dünyadan uzaklıklarına göre gruplara ayrılan bu yörüngeler sayesinde birçok şey yapabiliyoruz. Askeri uydulardan iletişim uydularına, bilimsel uydulardan derin uzay gözlem araçlarına, birçok alanda faaliyet gösteren yapay uydu veya uzay araçları dünya etrafındaki belirli yörüngeleri kullanır. Gezegenlerin Güneş etrafında nasıl dolandığını öğrenmek Bizi bugün sahip olduğumuz uydu teknolojilerine ulaştırdı. Hadi gelin gezegenimizin etrafındaki yörüngeleri ve kullanım amaçlarını hızlıca öğrenelim. Gelecek uzayda başlıyor. Öncelikle yörünge nedir onu tanımlayalım. Yörünge kütle çekimi nedeniyle bir cismin başka bir cisim etrafında takip ettiği yoldur. Galaksi merkezi etrafında dolanan yıldızlar, yıldızlar etrafında dolanan gezegenler ve gezegenler etrafında dolanan doğal veya yapay uydular gibi Evrende neredeyse her şey ona hükmeden başka bir şeyin etrafında dolanmaya eğilimlidir. Şimdi gelin yörünge tiplerine bir bakalım. İlk bakacağımız yörünge alçak yörünge. Bu yörünge diğerlerine kıyasla dünyaya çok daha yakındır. Yer yüzeyinden 200 kilometre yukarıda başlar ve 1000 kilometreye kadar ulaşır. Mesela Uluslararası Uzay İstasyonu alçak yörüngede yer alır. Uzay istasyonu sadece 400 kilometre yukarıda olduğu için dünya etrafında çok hızlı bir tur atar saniyede yaklaşık 8 kilometre veya saatte yaklaşık 28 bin kilometre. Uzay istasyonunun bulunduğu yerdeki yörünge dönemi yaklaşık 90 dakikadır. Yani dünya etrafında 90 dakikada bir tur atar. Diğer yandan yüksek çözünürlüklü yeryüzü görüntüsü elde etmek isteyen uydular da alçak yörüngeye gönderilir. Dünyanın her yerine daha hızlı internet erişimi sağlayacak olan iletişim uyduları da yine bu yörüngede yer alacak. Gezegen etrafındaki uzay çöplerinin neredeyse tamamının olduğu yerde yine bu yörüngedir. Meşhur Hubble Uzay Teleskobu da alçak yörüngede yer alır. Orta Mesafe Yörünge Bu yörünge alçak yörünge ile yer sabit yörünge arasında yer alan çok geniş bir alanı kapsar. Navigasyon uyduları için sık sık kullanılan yörünge bu yörüngedir. Yer sabit yörünge Ekvator çizgisinin üzerinde ve ondan yaklaşık 36 bin kilometre ötede gezegeni halka gibi saran bir yörüngedir. Bu yörüngeye yer sabit yörünge denmesinin nedeni o yörüngede bulunan bir cismin yörünge döneminin dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme dönemine yani dünyanın bir gününe eşit işte olmasıdır. Bu yörüngede yer alan uydular saniyede yaklaşık 3 kilometre hızla hareket ederler. Bu sayede yer sabit yörüngedeki bir uzay aracı sürekli istenilen ülkenin veya koordinatın üzerinde kalır. O nedenle TV uyduları yer sabit yörüngeye gönderilir. Dünya üzerinde özellikle bir bölgeyi incelemesi için gönderilen hava durumu uyduları da yine bu yörüngede yer alır. Elbette Askeri amaçlı uydularda. Ancak bu yörünge sınırsız sayıda uydu alamaz. Bir çalışmaya göre maksimum alabileceği uydu sayısı 1800'tür. Bugün ise yaklaşık 450-500 uydu yer sabit yörüngede bulunmaktadır. Türk saat uydularımız da bu uydulardan bazılarıdır. Kutupsal yörüngeler. Bu yörüngede alçak yörünge sınırları arasında yer alır. Bu yörüngedeki cisimler dünyanın kuzey kutbundan güneyine doğru hareket eder. Ancak direkt olarak kutup noktalarının üzerinden geçmek zorunda değildir. Kutupsal yörüngedeki uydular ekvator düzlemine paralel hareket etmektense kutup bölgelerini birleştiren hayali çizgiye çok yakın bir açıyla hareket ederler. Lagrange noktaları. Dünya etrafındaki yörüngeler dışında bazı önemli noktalar vardır. Bu noktalarda iki kütle arasındaki kütle çekim kuvveti ve merkezcil kuvvet birbirini dengeler. Dünya güneş çiftinin 5 özel noktası bulunur. Dünya ile güneşi birleştiren doğruluk üzerinde ve dünyadan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötede yani dünya güneş arasında ve güneşe kıyasla dünyanın arkasında olmak üzere 2 tane ilk 2 Lagrange noktası bulunur. Lagrange 1 Big. Güneşi sürekli gözleyen SOHO ve Lisa Pathfinder uzay araçları L1 noktasındayken, Herschel, Planck, Gaia, Öklit teleskopları L2 noktasında bulunur. Yakında faaliyete geçecek olan Plato, Ariel, James Webb uzay teleskobu ile birlikte Athena teleskopları da L2 noktasında yer alacak. Diğer üç Lagrange noktası ise yaklaşık olarak dünya yörüngesi üzerinde belli noktalarda bulunur. Herhangi iki cisim için Lagrange noktaları vardır. Güneş, Satürn veya Dünya-Ay çiftinin de kendine has Lagrange noktaları bulunur. Evet dostlar gördüğünüz gibi yörüngeler önemli ve her birinin farklı kullanım amaçları var. Elektronların atom çekirdeği etrafında belli enerji düzeylerinde yapabildiği kuantum sıçramalardan, Güneş etrafında kendine has yörüngeye sahip dünyaya, galaksi merkezi etrafında kendi yörüngelerinde dolanan milyarlarca yıldızdan, galaksi kümesinin kütle merkezi etrafında tur atan galaksilere evrende her şey bir şeyin etrafında dolanır. Gelelim toplumsal mesajımıza. Bunu da Kaos'tan Kozmos Evren Hikayesi kitabımdan yapıyorum. Dünya odağında güneşin olduğu bir yörüngede dolansa da uzayda geçtiği bir noktadan bir daha geçmez. Nitekim Güneş de galaksi merkezi etrafında dolanır. Galaksi de galaksi kümesinin kütle merkezi etrafında. Merkezinize koyduğunuz şey ilerleme göstermiyorsa sıradanlığa mahkumsunuz demektir. Neleri merkezinize koyduğunuza dikkat edin. Gelecek uzayda video serisinin bir başka bölümünde görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın özellikle sağlığınıza dikkat edin. Uzayla ve bilimle kalın. Ve unutmayın. Gelecek uzayda.